Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorumlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesajınız var mı diye soracak. Bir sözüm yok. Hiçbir sözüm yok. Çok güzelim, çok iyiyim. Allah'a çok şükürler olsun, rahatım, iyiyim. Hızlı tren olayında biraz şöyle hızlandırırsa çok memnun olacağım. Recep Tayyip Erdoğan. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Web TV'den ben Elvan Şimşek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da valilik karşısındaki Kadiş Barış Meydanı'ndan Çorumlara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorumlara Kadiş Barış Meydanı'ndan hitap edecek sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'a yapacağı ziyaret öncesi Çorumlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesajınız var mı diye soracağız. Çorum vatandaşlar da bize sorduğumuz soruların cevabını verecek. Şimdi röportajlara gideceğiz hep beraber. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum'a geliyor. Evet. Mesajınız var mı Cumhurbaşkanı Erdoğan? Yani eğitim sistemini biraz daha bilen insanlara bırakmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çorum'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesajınız var. Bir mesajım var mı? Var. KYK yukları ile ilgili. Söyleyin. Yani inanın şu an nasıl söylesem bilemedim de. Söyle. Üniversite kontenjanları olsun. Ben tercih yaptım. Kontenjanlar çok az. Yani çıkar mı çıkmaz mı, ek yerleştirme nasıl olur bilmiyorum. Kontenjanlar arttırılabilir. Bu KYK için hani burs veriliyor. Onun sonrasında geri ödemesi falan. Hani bilmiyorum, bir şeyler düşünülebilir. Güzel düzenlemeler bekliyoruz. Tayyip Erdoğan'a vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Neler söylemek istersiniz? Ben burada olmuyor diyorum. Yani Çorum'da olmuyor. Evet. Sana alsam. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü Çorum'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemek istediğin, iletmek istediğin bir mesajın var mı? Erdoğan'a, Cumartesi günü. Erdoğan'a söyleyecek bir sözüm yok. Bir sözüm yok. Hiçbir sözüm yok. Yakın zaman yaşı geldi, emekli etmiyorlar. He, EYT'yi bekliyorsunuz siz, erken emekliliği bekliyorsunuz. Ha, öyle bir talebiniz var o zaman size. Keşke, keşke ne? Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'a geliyor. Cumhurbaşkanına bir mesajınız var. Ne söylemek isterdiniz? Hoş geldin. Sefa aldı. Bir şey ne diyeceğim? Hiç bir isteğiniz, talebiniz yok mu? Yok. Allah razı olsun. Hoş geldin. Sefa aldı ya. Eyvallah. Gençler, size bir soru var. Cumartesi günü kim geliyor? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar gelecek. Ne zaman geliyor? Cumartesi günü saat 4'de. Bunlar hazır şimdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Ne isterdin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Ne isterdin? Yani gelmesi bizi mutlu eder yani. Çok mutlu eder. Evet. Yani, sen ne söylemek istersin? Gelsin. Aynen abi, yani mutlu eder. Bir de Çorum olduğu için yani Çorum, yani ilçe yani bizi mutlu eder. Evet. Sen ne söylemek istersin? Yani beni de mutlu eder. Mutlu eder. Gelmesinden memnuniyet duyuyorsunuz yani. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Hadi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Çorum'a geliyor. Hoş geldin. Çok iyi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajın var mı? Var. Ne söylemek istersin? İlim yayma cemiyetinin oraya alt geçit istiyoruz. Alt geçit istiyoruz. Alt geçit istiyoruz. Şu sürekli kazaların olduğu. Evet, sürekli kazalar oluyor. Pazartesi pazarını başka bir yere üstü kapalı bir şekilde yapılmasını. Taşınsın diyorsun. Taşınsın istiyorum Neriman abiciğim. Evet. Bir de acemi birliği gelsin buraya, bu askeriyenin acemi birliği gelsin. Esnafın hali biraz şey yapsın. Cumhurbaşkanımızdan ricam bu. Başka ne istiyorsun? Hızlı tren olayında biraz şöyle hızlandırırsa çok memnun olacağım. Çok güzelim, çok iyiyim. Allah'a çok şükürler olsun, rahatım, iyiyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü buraya gelecek. İnşallah. Çorumlara hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesajın var mı? Ekrana söyle. Sayın Cumhurbaşkanıma şöyle bir istirhamım var.
evim yok, barkım yok. 50 sene şoförlük ettim. 68 senelik ehliyetim var. Hanım yok. Yaşım 90. 50 sene direksiyonda oturdum. Paraları ne yaptın, paraları? Paraları ödeye ödeye, maliye ödeye, lastiğe ödeye, mazotu ödeye, bir kamyoncunun 50 tane vergisi var. Sayın Cumhurbaşkanım, bir kamyoncunun 50 tane vergisi var. Bu şekilde bu hayatı kazandık, bu bayrağın altında yaşıyor, bu ezerin altında yaşıyor, bu toprağın üzerinde yaşıyor. Yaşayanlar var olsun. Cumhurbaşkanımıza mesajınız var mı? Ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim Cumhurbaşkanı? Allah razı olsun. İyi idare ediyor. Evet. Memnunum yani. Eyvallah. Neden diye sorarsan, insan şimdi evini zor idare ediyor. Bu hayat şartlarını biliyor. Her tarafımız kalıcı. Evet. Türkiye'nin dört tarafı bizi çeviriyorlar. Ya bire bizi şey altına almaya çalışıyorlar. Mecid Emmi'nin ikimiz Çorum'un en eski şoförlerindeyiz. O kamyoncu, ben otobüsçüyüm. Evet. Bir kamyoncu, bir otobüsçüye sorularımız oldu. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki. Allah razı olsun. Sağ olasın. Allah uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin bu adamı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajınız var mı? Allah bundan daha iyi başkan olmaz. Öyle diyeyim. Öyle diyorsun. Peki. Ben çok seviyorum. Kanki babamı böyle. Evet, sizi tanıyalım. Hiçbir sözüm yok. Hiçbir sözün yok. Yok. Tezahürler. Sustum. Sustum. Peki. Mesaj gitti diyorsun. Peki. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Çorum'a gelecek. İnşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyleyecek bir mesajınız var. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Bu sıkıntılı günler de geçecek. Şimdi yanlış anlaşılmasın, AK Parti'de hiçbir bağlantı yok yalnız. Tayyip Erdoğan'ı takdir ediyorum. Böyle bir cumhurbaşkanına sahip olmak yani her millete de nasip olmaz. Tabii muhalif seslerden garip şeyler çıkıyor ama şu da bir gerçek. Millet için, devlet için böyle güzel çalışan bir adam yok. Kimse inkar etmesin. Bazı şeyleri tartışılabilir mi? Gayet tabii. Bu siyasette olan şeyler yalnız şimdiki ekonomik durumlarla göz önüne alınca bu biliyoruz hani meşhurdur dış güçler, müş güçler derken olan olaylar yani bu zor günler geçecek. Çünkü niye? Biz Cumhuriyet tarihinden bu yana hatta Abdülhamit Han'ın tahttan indirildikten sonrasından başlayan süreçte her zaman engellendik. Her zaman. Bir şeyler yani teknolojisi, sanayisi, ekonomisi her türlü engellendi. Lakin şu anda o dönemin açığını, o geri kalmışlığı kapattı. Bunun en büyük örneği, tek bir örneği, İHA. Bunu yorumlasın, herkes yorumlasın. İHA bu kadar basit ya. BRT alarsa yalan, onları karıştırmış. Bu kadar basit. Örneği Azerbaycan'da yaşadık. Türkiye'nin adı geçti ya. Türkiye'nin eskiden, Türkiye'nin ismi hiçbir yerde anılmıyor. Siyasetçiler o meşhur Birleşmiş Milletler fotoğrafı vardır, NATO fotoğrafı vardır. Türkiye en arkalarda görünmeyen yerlerdir. Şimdi bütün herkes Tayyip Erdoğan'ın etrafında dolanıyor. Onunla fotoğraf çektirmektir. Bu belki kimisi için çok basit bir olay ama mana olarak baktığınız zaman çok büyük bir olay. Yani bizim artık prestijimiz hat safhada artık ya. Hat safhada. Bunu yani kimse inkar edemez. Tayyip Erdoğan sonuna kadar da destekliyor. Eyvallah. Yani onun meşhur bir lafı var. Biz de onun arkasında kefeni giydik gidiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Çorum'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesajınız var. Hoş geldi, sefa geldi. Cumhurbaşkanımızı Çorum'a görmekten gurur duyuyoruz. Ama bazı isteklerimiz olabilir. Onu halk da biliyor. Herkes biliyor. Her istek derken mesela ne? Bir tane istek söyleyeyim. Yani bazı şeylerin sonuca kavuşmasını istiyoruz. Havaalanı gibi, tren yolu gibi, Acem Birliği gibi, daha vesaire bazı şeyler. Yani öncelikle bunlar diyorsunuz. Tabii öncelikle bunlar. Eyvallah. Peki. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi üç oruna geliyor. Biliyorum abi. Daha katılacağız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Daha sık gelsin abi şöyle. Görsün yani burada. Milletvekillerinden biraz şikayetçiyim. Ben uğramıyorlar. Yani onları gelsin yerinde koysun. Kendisini de can baş üstüne karşıladık yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söylemek istediğin bir talebim var mı? Sağlığı, sıhhati. Allah daha uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin. Eyvallah. Daha ne diyelim ha? Vallahi de. Gel!
sağlığımız tutuyoruz. Allah'tan sağlık istiyoruz Cumhurbaşkanımıza. Devletimize sağlık istiyoruz. Başka ne istiyorsun? Başka ne istiyorum? Çorum için ne istiyor? Çorum için mi? Çorum için her şey istiyorum. Her Cumhurbaşkanımdan. Şey. Çorum'a yapılması gereken gerekenlerin hepsini istiyorum. O gerekenler ne? Bir tanesini söyle. Gerekenler bir. Tren yolu. Tren yolu. İki. Havalanı. Üç. Daha üçe. Üçe daha çok var. Daha üçe çok var. Evet başkanım, kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz? Valla büyük bir heyecanla 3,5 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanımızı şehrimizde ağırlayacak olmanın büyük bir heyecan içerisindeyiz. Sabahtan beri herkesi davet ediyoruz ama kendimizi tutamadık. Bir de bu broşürleri el ilanlarımızda... Eski günlerime geri mi döndüm diyorsun başkanım? Eski günleri hiç bırakmamıştım zaten. Her şey benim için eskisi gibi şey olarak, hissiyat olarak ama hiçbir şey de eskisi gibi değil. Gerçekten Cumhurbaşkanımız çağ atlattı ülkemize. Şehrimize çok güzel hizmetleri var. Hem Cumhurbaşkanımız hem bizlerin yerel yöneticiler olarak. Duygu hissiyat olarak 94 ruhu aynen devam. Ama yenilik vizyon olarak önümüzde 2023, 2053, 2073 hedeflerimizde duruyor. Eyvallah. Eyvallah. Ve kardeşlerimizle beraber Allah'ın izniyle tek tek kapı kapı Cumhurbaşkanımızı davet ediyoruz. Şu anda da 15.30'da Kadeş Barış Meydanı'na sizin vesilenizle tüm hemşehrilerimize davet ediyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız en son 3,5 yıl önce geldi. 3,5 yıllık hasreti bir göstereceğiz ve hınç hınç 40 bin kişilik o meydanı 50-60 bin kişiyle dolduracağız. İnşallah. Peki, kolay gelsin. İnşallah. Yok, yok, yola devam. Bekliyoruz. Evet sevgili 364 ve TV izleyicileri, Çorumlara sorduk. Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Çorum'a geliyor. Cumhurbaşkanına söylemek istediğiniz talepleriniz var mı, mesajlarınız var mı dedik. Onlar da canı gönülden mesajlarını ilettiler. Başka bir röportajda tekrar birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.